Hayat şkom. Bebeğim nereye geldik? Günaydın. Ikea'ya geldik arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Bakayım. Berbat bir Deutschland havasında. Gri bir hava. Gri bir havada. Gonskuat gibi gireyim mi? Gir. Nasıldı? What's up guys? Arkadaşlar şimdi Ikea'ya geldik. Şimdi bazılarınız diyecek ki abi niye gözlük takıyorsun? Kardeşim bende migren var. Böyle havalarda bunu çıkarttığım zaman seni masmavi görüyorum. Evet. Anladın mı? İçeride çıkartıyoruz. Şimdi ufak tefek bebişin, değil mi? Evet, birkaç tane eksiğimiz birkaç var burada. Birkaç alacağımız şey var. Onları şey yapacağız, alacağız, alışveriş şey yapacağız. Daha sonra da size ara ara Almanya'daki Ikea'nın güncel fiyatlarını göstereceğim. Mesela geldiniz abi, evlendiniz, aile birleşimiyle Almanya'ya yerleştiniz. Mutfağınız yok. Çünkü Almanya'daki evlerde mutfak yok arkadaşlar. Yeniden mutfak almanız lazım. Ve ev dizerken en büyük masraf mutfak. Tabii yani en az 15 bin euro mutfak masrafınız var. Ya mutfak masrafınız dediğim mutfak dolapları, makinesiydi, işte ocağıydı, lavabosuydu, zart, onu kurdurmasıydı. Bunları öğrenin gelin. Onları size göstereceğim. Onun haricinde de işte bakacağız değil mi? Evet öyle bir gezeceğiz, göz atacağız. Aynen. Onları böyle arkaya müzik fonu koyup size böyle güzel çekip evet. Ikea'daki, Almanya'daki, IKEA'daki şöyle göstereyim. Ha şuradan şöyle çek. Evet. Ben IKEA biliyorsun Amerikalılar IKEA diyor. Biz IKEA diyoruz arkadaşlar. Evet. Çünkü Almanca biraz kaba bir dil. Anladın mı? Öyle duygusuz bir dil yani. Ama Türkler de IKEA diyor. IKEA ne diyecekler? Ama yazıldığı gibi okunuyor. Ya öyle canım. Öyle. Neyse. Hadi bakalım şimdi içeri girelim. IKEA'nın 2022'nin son ayları, 2023'ün güncel fiyatlarını sizin için gösterelim arkadaşlar. Kendinize popüler davranın. Arkadaşlar gelin bakın şimdi küçücük bir ev tuttunuz, yalnızsınız. Şurayı aldınız. Komple. 5400 euro arkadaşlar. 5400. Bu adada dahil olabilir ama. Şu mu? He. Bu 350 euro. He. Hatta burada şu falan yok o fiyatın içinde. Şu yok. Şu yok. Bak bu yok. Acaba dur bakalım bir gel açıklamalarını. Bakalım. Ha varmış. Evet. Hepsi elektrikli varmış.
şey, aydınlatmalar, elektrikli şeyler. Kendi işiniz varsa, geliriniz varsa vesaire, yani krediniz varsa aylık 171 euro ile ödeyebiliyorsunuz. Ama geliyoruz buradaki Almanya ile Amerika kıyaslamasına. Amerika'da hemen kredi skoru oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ödediğiniz faturadan bile. Ama Almanya'da bunu yapamıyorsunuz. Size diyor ki 2 sene 3 sene diyor geçmesi lazım bu işlerin diyor. O yüzden ne kadar çok erken şirketinizi kurarsanız, işinizi kurarsanız sizin için o kadar iyi. Gelir gelmez Avel gibi fabrikada çalışmayın diyorum oğlum, bir şeyler yapın. Bakın böyle mesela bu burası işte 5400 euro. Aklınızda bulunsun, bu en ucuzu. Bu en aynen normali yani arkadaşlar. İçindekiler falan yok bu arada. Abi ne olsun, daha göstereceğim size, gel. Thank you.
Evet gençler, şimdi aldıklarımızı ödüyoruz ama indirim kuponu kullanıyoruz. Tuhaf'ın kartı vardı Nesli'nin. Buradan böyle kendiniz scan ediyorsunuz. Ve... Pin. 41.57. Yes. Bakalım kaça düşecek arkadaşlar. 58 euroluk şey 33 euroya düştü. Teşekkürler karıcığım. Hayatım benim. Gençler, alışverişimizi tamamladık. Çıtır bir alışveriş oldu karıcığım, değil mi? Evet. Çıtır. Şimdi tamamladık. Alacaklarımızı aldık. Şimdi Vito'yu almaya gidiyoruz. Bu almadan önce de dondurmaya iyi gider ama. Evet. Dondurmamızı yemeden gitmeyiz. Kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Hayatta başarılı olmak için çalışın, çabalayın. Ne bileyim, ne yapsınlar başka? Çalışsınlar. Aklınızı kullanın. Ve her zaman şu doğrultuda ilerleyin gençler. Bir umuttur yaşamak. Bunu hiçbir zaman unutmayın.